Şimdi şunu özellikle vurgulamakta fayda var. Yani 9 Ekim 2022 tarihinde Gever'de bana ve halkımıza yapılan saldırı 100 yıldır bu coğrafyada maalesef ama maalesef Kürt halkına sistematik bir şekilde tüm iktidarların dönemlerinde uygulanıyor. Ve hemen hemen birçok saldırıya baktığınız zaman bu saldırıların temelinde aslında bir anlayışın yattığını görebiliyorsunuz. O gün Gever'de tecritte karşı, hak gasplarına karşı adaleti, hukuku, eşitliği, özgürlüğü talep eden bizlere o saldırının gerçekleştirilmesi aslında bu coğrafyada iktidarların kendilerini nasıl ikame etmeye amacında olduklarını bir kez daha ortaya koydu. Şimdi böyle bir saldırıyı gerçekleştiren, böyle saldırıların gerçekleşmesine izin veren, hatta bunu bir politika haline dönüştüren bir iktidardan farklı bir tutum beklemek herhalde beyhude bir düşünce olurdu. Yani çok iyi biliyoruz ki bu iktidarın tüm fertleri tek adamdan habersiz adım dahi atamazlar. Yani buna meclis başkanları da dahil, parti grup başkan vekilleri de dahil, milletvekilleri de dahil. O açıdan yani hem bu saldırıya karşı bu iktidarın ve bu iktidara mensup kişilerin sessizliği, tarafsızlık yemini etmiş meclis başkanının tutum göstermesini açıkçası söyleyeyim çok beklemiyoruz. Tabii ki talebimizdir. Böyle bir konumda bulunan meclis başkanı veya milletvekillerinin bu saldırının bir milletvekiline yapılmış olması ve aslında halkın iradesini temsil eden meclisin kendisine yapıldığını anlayıp ona göre tutum koymalarını tabii ki beklerdik. Ama bunun beyhude bir fikir olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü AKP iktidarına bağlı herkes tek adam izin vermedikçe bir adım dahi atmaz. Biz bu anlayışı mücadeleyle kıracağız. Biz bu anlayışa karşı Türkiye halklarıyla birlikte Kürt halkının birliğini sağlayarak demokrasi, barış, ortak yaşam mücadelesini vererek bu anlayışı kıracağız. Kesinlikle bir milletvekiline sokağın ortasında tüm dünyanın gözünün önünde şiddet uygulayan, işkence uygulayan bir anlayışa sahip ve o uygulayanları derhal görevden alması gerekirken 2 aydan fazladır soruşturma bile açmayan ve bu noktada adaletin sağlanması konusunda zerre miskal ümit vermeyen bir iktidarın işkenceye karşı sıfır tolerans göstermesi söz konusu değil. İşkence sadece sokakta halkın dövülmesi, sövülmesi, hakarete uğralması, milletvekilinin bacağının kırılması da değildir. Bunlar birer işkence yöntemidir. Halkın sistematik olarak demokratik eylem etkinliklerini kullanırken sistematik olarak engellenmesi ve orada her eylem etkinlikte, barışçıl olan her eylem etkinlikte gözaltına alınması, joplanması, iteklenmesi, tartaklanması, yoksulluğa, fakirliğe, işsizliğe iteklenmesi birer işkence yöntemidir. Havuz medyalarıyla gerçeklerin saklanması birer işkence yöntemidir. Tecrit sistemiyle cezaevlerinin kıskaca alınması birer işkence yöntemidir. Bugün İmralı cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan üzerinde dünyanın en iğrenç işkence yöntemi uygulanıyor. En iğrenç işkence yöntemi uygulanıyor. İnsanlık suçu işleniyor. Bugün cezaevlerinde daha kaç gün önce Garibe Gezer'in işkenceye uğradığı
Görüntüler ortaya çıktı. Cezaevinde işkence uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Cezaevlerinde yüzlerce, binlerce düşünceden dolayı tutuklu olan insanların işkenceye uğradığını herkes biliyor. Ağır hastaların, ağır hasta insanların ölüme terk edilmesi aslında işkencenin en üst halidir. Benim seçim bölgemde iki kişi son dönemlerine geldiği zaman, yani yaşamları konusunda kanser hastasıydılar, son günlerine doğru tahliye ettiler. Ve onlar çıktıktan bir ay sonra yaşamlarını yitirdiler. Bu bir işkence yöntemidir. Yani o açıdan, yani yaşamın her alanında bu iktidarın, bu ceberut iktidarın birer işkencesi söz konusu zaten. Tabii ki halka işkence yapan bu iktidar, halkın seçtiği, irade olarak belirlediği, özellikle işkenceye uğraması da maalesef bu iktidar tarafından da uygulanıyor, yapılıyor, sergileniyor yani. Bunu da sadece ben değil, birçok vekilimiz zaten bunu yaşadı. Bugün eş genel başkanlığımızı yapan Pervin Buldan, geçmişte aynı şekilde gaz bombasıyla bacağı kırıldı. Bacağımın kırıldığı, saldırıya uğradığımız Gever de o dönem milletvekili olan Abdullah Zeydan'ın eli gaz fişeğiyle yakından hedef gözetilerek, ateş edilerek eli kırıldı. Sevahir Bayındır'ın yine bacağı kırıldı. Bu coğrafyada bugün mevcut iktidarın daha önce ki iktidarların politikasını devam ettiği o iktidarların döneminde milletvekilleri katledildi. Ne olursa olsun mücadele yürüteceğiz demek gerekir. Korkmamak, geri durmamak ve her şeye rağmen dik durmak gerekir. Bakın o gün biz demokratik eylemimizi gerçekleştirirken, anayasal hakkımızı gerçekleştirmek isterken, barışçıl bir eylemi, silahsız barışçıl bir eylemi gerçekleştirmek isterken, o gün Gever'de kolluk önümüzü kestiğinde kanunsuz, hukuksuz talimatlarla bize saldırdığında ben o gün de söyledim. Bir adım dahi